Herkese merhaba. Eşim kendine 50. yaş günü hediyesi olarak bir bot aldı. Uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyordu. Sonunda aldı. Ve burada biraz tabii ki eski sahibi uzun süre kullanmadığı için kirli. Ciddi bir bakıma ihtiyacı var. C-Ray. Ben çok anlamam ama anlayacağız yakında. Çünkü her şeyi birlikte yapıyoruz. Yeni projesi bu. Eski ismi Moon Dancer. Yeni ismi ne olacak bakalım. Güzel bir proje, güzel bir başlangıç. Çok hevesli bir şeyler yapmaya. Bayağı yorucu bir süreç var önümüzde. Umarım güzelce atlatırız. Bugün içindeki döşemeleri söktük. Eski sahibine ait olan bütün kötü ve eski eşyaları attık. İçeride pek bir şey kalmadı. Şu an temizlik çalışmaları başlayacak. İlk önce dışını temizleyecek. Daha sonra içini temizleyecek. Yeni teknemiz bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İçeriği de göstereceğim size. Şöyle bir öne doğru gidelim. Bu arada kaç metre Tamer'cim? 11. 11 metre. Özelliklerini biraz anlatır mısın? Çift dizel. Tamam. 500 küsür beygir. 4 metre genişliğinde. 4 kişilik yatak var. Yani buyurun. Buyurun bakın. Burada bazı şeylerin markaları görünüyor. İşte kıyafetler vesaire. Marka göründüğü için reklam demek zorundaymışız. Reklam değil ama reklam yani. Şimdilik böyle bu şekilde size göstereyim. Bu arada biz İskoçya'da yaşıyoruz. Burada tatlı su var. Şuradan biraz temkinli yürümeye çalışıyorum. Çünkü çok kötü sallanıyor. Korkuyorum. Su çok soğuk. Herhalde bir -6 derece var mıdır Tamer'cim? -6 derece var mıdır? -6 var mıdır burası? -2 mi su? Evet. İşte bu şekilde tekne. Bulunduğumuz yeri de göstereyim size. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Harika bir yerde yaşıyoruz. Tatlı suyun içinde. Teknemiz. Ve şimdi bakım zamanı. Her şey elden geçecek. Son geleceği duruma inanamayacaksınız. Çünkü içeride çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Benim de katkılarımla tabii ki. Şimdi içeri doğru gidiyorum. Biraz içeriği göstermek istiyorum size. Pressure makinesiyle yıkayacağız. Her yer leş gibi. Eski sahibi hiç bakım yapmamış maalesef. Yaşadığı bazı problemlerden dolayı bu şekilde bırakmış. Çok pis bir tekne. Ama inanamayacaksınız ne hale geleceğinden. Bazen yanlış kelimeler kullanıyor olabilirim. Kusura bakmayın bu arada. Çünkü unutuyorum bazı kelimelerin hangi anlamlara geldiğini ama... Proje burada. Evet, bu bizim projemiz. Şu üstteki tent değişecek. Bugün bayağı bir sökme işlemi yaptık. Buradan alttaki odalara giriş var. Mutfağa her şeyi içeriden söktük, attık. Şöyle... şekilde birazcık daha uzaklaştırabilirsem görüntüyü ama uzaklaştıramıyormuşum. Bütün döşemeleri söktük. Buradakileri sadece. Bunlar biraz tahtaları küflenmiş gördüğünüz gibi. Onların hepsini değiştireceğiz. Ben bunları dizayn yapacağım. Eski döşeme şu arkada gördüğünüz. O da gidecek. Merhaba bu arada. Tavanın şekilde çok kötü bir küflenmiş hali var. Bunların hepsini değiştireceğiz.
Bazı camlardan su alıyor belli ki. Bunların üstüne cover yapmışlardı. Kaplamışlar daha doğrusu. Kaplamaların hepsini ben söktüm. Bunları da sökeceğim büyük ihtimalle. Ya da ilk başta yıkamayı deneyeceğiz. Yıkadıktan sonra bakalım ne hale gelecek. Eğer güzel olursa, içeride ağır bir rutubet kokusu var bu arada. Burası birinci yatak odası. Burası ikinci yatak odası. 2 metre 12 metre 20 santim boyunda bir insan burada rahatlıkla ayakta gezebilir. Her şeyin yeri değişecek. Burası böyle çektiğiniz zaman büyük bir yatak oluyor. Bunların hepsi boyanacak, cilalanacak. Bütün temizlikler yapılacak. Halıları değiştirmeyi düşünmüyoruz şimdilik. Buzdolabı var. Microwave fırın birlikte, elektrikli ocağı var. Bu gördüğünüz bütün yerler hepsi dolap, gizli dolap. Burada da ayrıca bir oturma yeri ve yatak odası var. Ama tabii burayı daha geçemedik. Yatağı buraya attık, her şeyi ayarladık. Şuradan dışarısı görünüyor. Onları da ayarlayacağız. İşleme başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun hayatım. Kolay gelsin. Çok işin var. Kıyafetini giymeyecek misin temizlik yaparken? Elektriğim kesildi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.